Antioksidan içeriği çok yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ağrıları giderir. İltihap giderici özelliği vardır. Faydaları saymakla bitmiyor. Şifa bitkisi olarak da bilinen çörek otu kanser hastalarına bile umut oluyor. Tümör önleyici etkisi vardır. İşte yapılan bazı kanser hastalarında çalışmalarda olumlu güzel sonuçlar alınmıştır. Çörek otu eski çağlardan beri sofralarda. Bilimsel araştırmalara da konu olan bu bitkinin neredeyse etki etmediği hastalık yok. Şekerini dengeler, antidiyabetik etkisi vardır. Astım, bronşit gibi hastalıklara iyi gelir. Alerjik belirtilerin azalmasını sağlar. Tansiyonu dengeler. Binbir derde deva olan çörek otunu birçok formda tüketebiliriz. Çörek otunun tohum halinde kendisini de kullanabiliriz. Yağ şeklinde sıvı formunu da kullanabiliriz. Tohum halde kullanılacaksa eğer işte salatalara, mezelere ya da çeşitli hamur işlerine baharat şeklinde kullanabiliriz. Sıvı haldeki yağ formu kullanılacaksa da soğuk sıkım olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ama eğer kişi kokusundan, tadından rahatsızlık duyuyorsa kapsül formundaki takviye edici gıdaları da tercih edebilir. İster tohum halinde isterseniz yağ halinde tüketin ama dikkat edilmesi gereken hususları sakın atlamayın. Tabii ki aç karnına kullanılabilir. Ama özellikle yemeklerden yarım saat önce kullanılması gerekiyor. Kilo vermek isteyen kişiler bu şekilde kullanırsa daha verimli olur. Faydalı olması onu sürekli tüketebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda hekim kontrolü şart. Eğer kişinin kronik bir rahatsızlığı var ise ya da bir alerjisi var ise mutlaka hekim kontrolünde kullanması gerekiyor. Eğer çörek otunun tohumunu kullanacaksa günde 1 ya da 2 çay kaşığı, yağ formunu kullanacaksa yine günde 1 ya da 2 tatlı kaşığı, kapsül formlarını tercih edecekse de yine günde 1 ya da 2 sabah ve akşam olmak üzere kapsül formunu da kullanabilir. Her şey gibi çörek otunun da yan etkileri var. Uzun süreli ve aşırı kullanımdan uzak durmak faydalı olacak. Yan etkileri olabilir. Hiçbir ilaç ya da bitkinin tamamen zararsız olduğunu söyleyemeyiz. Uzun süreli ve aşırı dozda kullanımda karaciğer ve böbreklere zarar verebilir. Bazı ilaçlarla etkileşebilir. Bu nedenle çoklu ilaç kullanan kişiler mutlaka hekim ve eczacı danışmanlığında çörek otunu takviye edici gıda olarak kullanabilir.